Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli konuları değerlendirmeye devam ediyoruz ve bugün de yine çok değerli bir konuğumuz var. Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Harun Tanrı vermiş bizlerle. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kira gelirleri denetlenecek şeklinde bir açıklama geldi. Nasıl uygulanacak hemen sizden alalım hocam. Şimdi 2024 mevzuata göre 2024 yılı içinde kira geliri 33 bin TL yaşayanlar, mesken sahipleri beyanda bulunacak. İş yeri sahiplerine gelince bir istisna tutarı yok. Orada iş yeri gelirlerinin tamamı beyan edilecek. Kira gelirleri için mesken sahipleri biraz koruyucu bir düzenleme yapılmış. 33 bin TL'ye kadar kira geliri elde edenler beyanda bulunmayacaklar. Bu miktar aşanlar beyanname verecek. Burada tabii önemli bir olay var. Bir kişi geldi, yıllık brüt kira geliri 33 bin TL yaşadı. 33 bin TL yaşayan mesken kira geliri olanlar beyanname verdi. Sonra ne olacak? Sonra basit bir beyanname formu var. İster vergi dairesine doldurabilir, isterse Gelir Dairesi Başkanlığı'nın elektronik beyan sistemi var. Oraya girer ve orada basitleştirilmiş bir beyanname var. Bunu doldurabilir. Doldurulmasına gelince elde ettiği kira gelirleri, zaten yatırıldığı banka şubeleri belli. Statik toplamını alıyor, yani aritmetik toplamını alıyor. Bu toplamdan istisna tutarı düşüyor 33 bin TL. Kalan miktar üzerinden vergi ödeyecek. Kalan miktar üzerinden vergi öderken de vergi dilimleri var. Gelir Vergisi Kanunu 103. maddesine göre. Bu vergi dilimlerine göre vergi ödeyecek. Fakat burada belli kolaylıklar var. Nedir bu kolaylıklar derseniz, mesken kirasını beyan ettiniz. Eğer meskeni satın alıp kirayı verdiyseniz, edinim tarihinden itibaren 5 yıllık süre boyunca her yıl bu meskeni ödediğiniz bedelin %5'ini gerçek gider diye düşünüyorsunuz. Bu bir. İki, meskeni krediyle aldıysanız eğer, kredinin faizini düşebiliyorsunuz. Üç, meskenin size edinim bedeli var. Edinim bedelinin, yani tapuda ödediğiniz harç dahil, karşı taraf ödediğiniz danışmanlık ücreti vesaire hepsi dahil. Bunun %2'sini amortisman diye düşüyorsunuz. Ha, bu arada meskenin bulunduğu yerden dolayı belediyeye harcamaya katılım payı diye ödediyseniz, su, kanal, yol için harcamalara katılım payı ödediyseniz, Gelir Dairesi Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu kuruluşlar var. Onlara bağışta bulunduysanız eğer, bunun dışında işte asansör, klima, ısıtma, soğutma sistemleri gibi sabit sermayenin korunması için bir harcama yaptıysanız, bütün bu faturalı harcamalarınızı vergiye tabi olan kazancınızdan düşüyorsunuz. Bu gerçek gider usulü diyorlar buna. Beyannamenizi doldururken bu usulü seçersiniz ve bunları faturalarınıza beyan edersiniz. Kalan miktar üzerinden vergi ödersiniz. Veya götürü gider usulü dedikleri bir usul var. O usulde de kira parasını beyan edersiniz. Ve bunun %15'i kadar standart gider düşüyorsunuz. Kalan kısmı üzerinden vergi ödüyorsunuz. Şimdi Türkiye gerçeğine bakalım. Aleyna Hanım, şu anda Türkiye'de yıllık kira parası 33 bin TL'nin altında olan konut miktarı çok az. Evet. Yani şunu söyleyeyim, Anadolu'nun bazı küçük ilçelerinde, nüfus azalan ilçelerde, ki bunların sayısı çok az biliyorsunuz. 33 bin lira demek ki aylık 2750 lira kira parası demek. 2750 TL ve altında kirası olan konut miktarı o kadar az ki, büyük şehirlerin periferilerinde birkaç konut olabilir. Veya bunun dışında bazı küçük Anadolu şehirlerinde olabilir. Dolayısıyla birçok insanın beyan yükümlülüğü var. Evet. Beyanname zamanında vermesi gerekiyor. 2023 yılında kira parası elde edenler 2024 yılının 31 Mart tarihleri arasında 31 Mart 2024 kira parasını beyan etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu sıralarda yayın yapmış olmamız kiracıları ve ev sahiplerini korumamız açısından son derece önemli. Çünkü kiracıya da müeyyide var. Özellikle iş yeri kiracılarında. Ev sahiplerinde, iş yeri sahiplerinde belli müeyyideleri var. Şimdi burada Gelir Vergisi Kanunu 103. maddesine göre vergi dilimleri var. 110 bin TL'ye kadar kira geliri elde edenler, yani istisna tutarı ve giderler düştükten sonra 110 bin TL'ye kadar vergiye tabi geliriniz varsa %15'i kadar, örneğin 230 bin TL'ye kadar kira geliriniz var ise, vergiye tabi olan kira geliriniz var ise, istisna ve giderler düştükten sonra bunun 110 bin TL'si için 16.500 lira, kalan kısmı için %20 üzerinden vergi ödeyeceksiniz. Örneğin 3 milyon TL'ye kadar kira geliriniz var ise, 3 milyon TL'si TL'yi aşıyorsa bu gelir, 3 milyon TL için 982 bin lira, kalan kısmı için %40 kira geliri vergiye tabi tutulacak. Bu şu demek oluyor ki, devlet esasında düşük düzeyde kira geliri elde edenleri düşük oranlarda vergiliyor ama yüksek düzeyde
3 milyon TL aşınca kira parası aşan kısım için %40 gibi daha yüksek bir vergi oranı var. Ve dolayısıyla burada özellikle işi iyi bilenler biraz da gayri ahlaki bir şekilde şöyle bir şeye eğilime girebilirler. Kira parası gerçekten çok yüksektir ama ikili sözleşme yapılır. Düşük düzeyde olan kira sözleşmesini beyan eder. Yüksek düzeyde olanlar sadece kiracı ve kiralayanda kalır. Bu bir eskiden bizde iş dünyasında hatır senedi vardı. Ona benzer bir şey gibi çalışıyor. Mesela iş yerlerinde 3 tane kira parası, kira sözleşmesi olduğunu gördüm. Birisi mali müşavire, muhasebeciye veriliyor. Onun üzerinden ödemeler, beyannameler veriliyor. Giderler alınıyor. Bir diğeri kiracı ve kiralayanda. Dolayısıyla o kiracı ve kiralayanda olanlar, bir de bunun yanında tabii hava parası ve diğer depozito vesaire gibi ödemeler var. Dolayısıyla kiracı da burada dükkanda faaliyetini sürdürebilmek için buna boyun eğiyor. Esasında ödenen kira parası, mali kayıtlara geçen kira parasının çok üzerinde. Burada Maliye Bakanımız önemli bir şey vurguladı. İnsanların çoğu bunu dikkat etmedi. Emsal kira tespiti de yapacağız. Yerinde bir kiracı mı kullanıyor, ev sahibi mi kullanıyor, kiracı ya da kullanıcı kim? Bedel ödemeden, kira parası ödemeden mi oturuyor? Yoksa kira parası ödeyerek mi oturuyor? Bu bir iki. Bir de Gelir Vergisi Kanunu 73. maddesinde emsal kira tespiti var. Benzer bir konut ya da iş yeri ne kadar kira parası getiriyor? Maliye İdaresi bunun üzerinden işlem yapacağını söylüyor. Şimdi bütün bunlara rağmen, uyarılara rağmen insanlar iki şey yapabilir. Bir, beyanname vermeyebilir. Daha da ondan önce bir şey daha var. Kira parasını bankadan veya posta idaresi aracılığıyla ödemek gerekiyor. Burada limit şu, 500 TL'nin üzerinde mesken kiranız var ise, iş yeri kiralarının tamamı, mesken kiraları da 500 TL ve üzerinde ise mutlaka aylık ne olacak? Bankadan yatırılacak ya da posta idaresi aracılığıyla yatırılacak. Neden? Çünkü devlet bunu kontrol etmek istiyor. Bunu yapmadınız, kira ödemesini bankaya da posta idaresi yoluyla yapmadınız. Orada yine vergi usulü kanundaki özel usulsüzlük cezası var. 2024 yılı için limit 3000 TL. Bundan aşağı olmamak üzere kiraya yatırılan kira parasının %5'i kadar özel usulsüzlük cezası. Bir defa kira parasını bankaya da posta idaresi aracılığıyla yapacaksınız. Yapmaz iseniz buradan özel usulsüzlük cezanız var. Kiranın %5'i kadar ama 3000 TL'den az olmayacak. İki, beyanname vermeyebilirsiniz veya eksik beyanda bulunabilirsiniz. Şimdi burada devlet bir şey açıkladı. Bu Gelir İdaresi Başkanlığımızın sayfasında var. Bu önemli bir şey bir. Önce eğer sahada yoklama memurları ve vergi dairesi çalışanları tespitleri yaptı ve kiracının konutu kullandığını belirledi. Bunu tabii nüfus verileri, tapu verileri, mülkiyet verileri, konutta oturanlar, abonelik verileri, önemli bir şey abonelik, su, elektrik, doğal malik kim? Malik dışında bir başkası abone ise eğer, bu ya bir yakınınız oturuyor kira parası ödemeden veya bir depremzede oturuyor veya afetzede oturuyor, sel afetinden zarar gören veya bir dul yetim şehit çocuğu oturuyor ya da yakın oturuyor. Bunları ispatlamak durumundayız. Dolayısıyla gelir giderse önce bir mail gönderecek malike. Ey malik, burada oturan sizden farklı birisi, bunu açıklayın diye. Kişi açıklayacak ve açıklaması yeterliyse eğer burada bir şey yok. Çünkü bu bunlarla ilgili bir istisnai durum var. İstisnai durum mevzuatta tanımlanmış. Kişi açıklama yapmadı veya açıklaması uygun bulunmadı. Bu sefer izaha davet edilecek. Kişi gelecek, ilgili vergi dairesine izah edecek. İzah da yeterli olmadı. Kişi beyanname vermeye davet edilecek. Beyanname vermeyebilir, beyanname verebilir. Beyanname vermez ise eğer kişi, bir defa her ay elde ettiği kira parasının %5'i kadar bir cezai meydeyle karşılaşacak. Bu bir. İki, Türkiye'deki en yaygın duruma geliyoruz. Bir, beyan vermemek. İki, beyanı eksik vermek. Dahası kira sözleşmesinin çifte kira sözleşmesi yapmak ve düşük olan üzerinden vergi ödemek. Dolayısıyla piyasa arayışlarının çok altında kira parası ödemek. Örneğin Ankara'nın Kızılay'ı. İş yerlerinin kira parasına bakıyorum 5000 lira. O iş yerinin kira parasının en az 500 bin lira olması gereken var. Aylık 5000 lira. Yani sıfırları fazla silmişiz. 2 sıfır silmişiz. Veya ne bileyim Çukurambar'da bir iş yerinin kira parasına baktım. O iş yerinin kira parasının en az aylık 1 milyon lira olması lazım. Ama kira sözleşmesi 98 bin lira. Bu şu demek oluyor ki Türkiye'de ciddi olarak ticari gayrimenkulde iş yerlerinde ve konutlarda veya konut ruhsatlı olup da iş yeri olarak kullanılan yerlerde, karma kullanılanlarda önemli bir problemimiz var. Problem şu, eksik beyan. Burada da bir usulsüzlük cezası, vergi ziyanına neden oldukları için. Vergi ziyanına dolayı neden oldukları vergi ziyanı ödenecek. Yani fiilen ödedikleri gayrimenkul sermaye iradı vergisi, yani kira vergisi diyelim biz buna. Bu bir. İki, bir de hileli işlemeye başvurdukları için ayrıca cezai müeyyideyle karşılaşacaklar. Bu önemli bir şey. Burada bütün herkesin beyanın düzgün vermesi, zamanında vermesi, 1 Mart 31 Mart tarihleri arasında beyan vermeleri gerekir. Tahakkuk eden gayrimenkul sermaye iradı vergisi
veya kira vergisini, birinci taksitini, bu ayda kalan taksitini de mevzuatta gösterildiği gibi Eylül-Ekim aylarında, yani yılın son ayında ödemeleri gerekir. Doğrusu ben gelir dersini, Maliye Bakanlığımızı, Hazine Maliye Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Şu anda hızlı hummalı bir çalışma yapılıyor. Tapu, Kadastro Genel Müdürlüğü, Hazine Maliye Bakanlığı, ilgili diğer kuruluşlar, böyle bir sistem kuruluyor. Mevzuat hazırlıkları yapılıyor. Adalet Bakanlığı hızlıca bu hazırlıklar biter. İyimser bir tahminle bu iş Mayıs ayı gibi herhalde yürürlüğe girer. Herhangi bir olayla karşılaşmamak için 2024 yıl içinde şimdiden önlem alalım ve vakti geldiğinde beyanımızı verelim. Hocam yani şunu da anlıyoruz ki biraz kiracıların da açık gözlü olması gerekiyor. Yani o iki tane işte sözleşme yapılırken vesaireler yapılırken siz ödüyorsunuz bir şekilde o paraları. Bunun tabii ki vergisini de karşı tarafın ev sahibinin ya da işte iş yeri sahibinin ödemesi gerekiyor. Sonrasında hepimiz oturup halimizi ağlıyoruz. Kiralar neden bu kadar arttı? Kesinlikle. Kiralar artınca bütün işte giderler artıyor. Buyurun hocam. Çok isabetli bir şey söylediniz. Size teşekkür ediyorum. Yani herkesin esasında ortalama bir insan Türkiye'de bir vergi gelir ve kamu gelir kaybı ve kaçak gelirdeki artışın engellenmesine dur demesi gerekiyor. Hani bir zamanlar bir şey vardı, ben ilkokula gidiyordum. Önce alışveriş sonra fiş diye. Doğru. Bizi KDV'ye böyle alıştırdılar hocam. Önce alışveriş sonra fiş. Madem ki bir konutta oturuyoruz, ne olması lazım? Bunun kirası beyan ediliyor mu, edilmiyor mu? Ben bu kentte 20 yıla yakın kiracı oldum. Ondan sonra bu her seferinde kira paramı bankadan yatırdım. Maaşımı otomatik ödeme talimatı vererek. En azından kayıtlara geçsin diye. Karşı tarafın bunu beyan edip etmediğini bilmiyorum, bilemiyorum. İkincisi, burada konut sahipleri kira vergisini ödemek zorunda. Dolayısıyla gayrimenkul sermaye adını beyan edip ödemek zorunda. Fakat iş yerinde önemli bir olay var. İş yerinin kiracısı da, kiralayanı da, yani iş yerinin sahibi de kiracı da cezai müeyyidelerden sorumlu. Dolayısıyla iş yeri kiracıları özel dikkat etmeleri gerekiyor. Beyan ediliyor mu edilmiyor mu diye. Bunların da karşı taraftaki iş yeri sahibinin bir anlamda baskı uygulamaları gerekiyor. Bu önemli bir şey. Fakat Türkiye'de önemli bir olay var. Vergi algısı çok kötü. Özellikle inşaat ve gayrimenkul sektöründe, özellikle gayrimenkul maliklerinde vergi algısı çok kötü. Konutta, iş yerinde ve diğer gayrimenkul türlerinde herkes kentte şöyle bir şey soyundu. Mesela ben bir öğretim üyesi arkadaşımdan gördüm. Kuşadası'nda 3 tane konutu var. Konutlarını yaz döneminde 15'er günlük devre mülk gibi çalıştırıyor. Ve yabancıya kira alıyor ve kira parasını beyan etmiyor. Yabancı ülkelerden birinde hesap açmış, o hesapta paralarını topluyor. İnanılır gibi değil. Veya ne bileyim işte kentte konuttaki kiracıyı çıkartıp öğrenciye kısa sürelerde kiralama yapmayı, yüksek fiyatla kiralama yapmayı insanlar tercih ediyor. Veya geceli kiralama yapmayı tercih ediyor. Buralarda biz geçenlerde İstanbul'a bir kongreye geldik arkadaşlar. Fatih bölgesinde bir apartman dairesini kiralamışlar. İyi, daha rahat çalışırız dedik. Ve birkaç tane sunumumuz var. Kira parasını ödedik. Yani otelden konaklama giderini ödedik. Esasen konut için kiralama parasını ödedik. Ve fiş istedik. Bize fiş manavdan geldi. Fatura bize manavdan düzenledi. Biz meyve sebze almadık ki. Konaklama faturası kesmen lazım bize. Ve bunu bildirdik. Konaklama faturası kesilmedi. Biz asla manavdan alışveriş yapmadık. Anlıyoruz ki konutun maliki esasında bir esnaf. Aynı zamanda konutu devreli kiralama yapıyor. Yani burada bir büyük düzelmeye ihtiyaç var. Evet. Kesin. Belki kiracıların bile pazarlık yapmasına sebebiyet verecek bir açık aslına bakarsanız. Ben bu kadar vereceğim ama sen de tabii bunu beyan etmezsen, kira vergisini vermezsen diye belki kira düşüşlerine bile sebebiyet verecek bir düzenlemeden bahsediyoruz. Esasında daha güzel bir düzenleme belki önümüzdeki günlerde olacak. Tabii. Ya burada görüyorsunuz ki esasında bir şeye daha ihtiyaç var. İnsanlar alırken, satarken, ölünceye kadar bakmak diye de çocuğuna bağışlarken, başka birine sınır aynı hakkı tesis ederken, yani başka birine örneğin oturma hakkı tesis etti veya intifa hakkı tesis etti. Bunları yaparken mutlaka bir değer tespit raporu lazım. Kiralarken, kirayı verirken değer tespit raporu lazım. Kira tespit raporu bu şart. Çünkü arabulucu şimdi kiracı ve kiralayanı uzlaştıracak. Nasıl uzlaştırabilir? Mutlaka arabulucunun veya kiracıya da kiralayanın veya arabulucuya başvuruda bulunan ne yapması lazım?
kira tespit raporu alması lazım. Bunu da Türkiye'de yapabilecek olan şirket sayısı belli. 150 küsur tane sermaye piyasası kurulunun yetki verdiği lisanslı değerleme şirketleri var. Bu şirketlerden olacak ve dolayısıyla gayrimenkuldeki büyük veri kayıp ve kaçağının önüne geçeceğiz. Düzenli bir takip sistemi kurulacak. Devlet sadece borcolulardan, dar gelirlerden, sabit gelir elde edenlerden değil, gerçekten yüksek miktarda gelir elde edenler, yüksek miktarda kazanç elde edenler de vergileyecek. Yani anayasanın söylediği gibi vergide adaleti sağlayacağız. Bu vergi adaleti sağlamanın yollarından bir tanesi herkes mali gücüne göre vergi ödeyecek. Aleyna Hanım eğer ücretten yüklü miktarda ödeme yapıyorsa gayrimenkul malikleri de ödemelerini yapacaklar. Böylece toplumsal adaleti tesis etmek için. Hatta Batı dünyasında önemli bir kavram kullanılıyor bununla ilgili. Son zamanlarda mekansal adalet önemli bir şey bu. Birisi kiracı kira parasını ödüyor. Öteki konut maliki ama konut maliki daha güçlü kira parasını beyan etmiyor. Bunun daha çok güzel terimleri de var. Umarım bir gün burada tartışırız. Ama bütün olay bu işi zorlayarak değil, insanları vergiye gönüllü uyum yoluyla, insanları teşvik ederek, yani sizin gibi medya kuruluşlarını yayın yaparak, insanları bilgilendirmeler yoluyla, bilinçlendirmeler yoluyla, aman bana bir şey olmaz, beni kimse bulamaz, hayır böyle bir şey yok. Türkiye'de isterse devlet herkesin neyi var, gayrimenkul gerçek maliki kim, kira sözleşmesi kaç tane bunları çıkartabilir. Bunların çok çeşitli yolları var. Dolayısıyla kamu spotlarıyla, basın yayın kuruluşlarıyla gayrimenkul maliklerini ve kiracıları bilinçlendirip biraz acaba insanları vergiye gönüllü uyuma, daha fazla uyum sağlamalarını sağlamak, gönüllü olarak insanların bunu yapmalarını sağlamak yolunda. Çünkü ceza, evet ceza bir yaptırım, bir müeyyide. Cezaya gerek kalmadan insanların beyanlarını vermesini sağlayacak bir teşvik sistemi kurabilmeliyiz. Onun için bu yayınları çok önemsiyorum. Bu vesileyle de yayınınızı kabul ettim. Umarım gayrimenkul malikleri ve kiracılar için yararlı bir yayın olmuştur. Çok teşekkür ederim hocam. Tabii ki daha konuşacağımız çok konular var. Onları da ileriki dönemde mutlaka sizi yeniden davet etmek isterim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Güzel işler yapıyorsunuz. Halkı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek açısından bizim de görevimiz bir anlamda içinde bulunduğumuz toplumla daha fazla ilgilenmek ve onları bilgilendirmek. Her zaman yayınlarınıza destek vereceğimizi belirtiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam katılımlarınızdan dolayı. Evet, Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş samimi analiz programımızda yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.